İyi akşamlar. Hoş sohbetlere başlıyoruz inşallah. Adnan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun dinliyorum. İngiltere Başbakanı Theresa May, Katar'a yönelik olarak terörizmin finansmanından sorumlu olanlarla sert bir konuşma yapmanın vakti geldi ifadelerini kullanırken, Amerikan Başkanı Donald Trump, Katar'ı hedef göstererek yakın geçmişte Orta Doğu'ya yaptığım ziyarette radikal ideolojiye maddi destek verilemeyeceğinin altını çizmiştim. Liderler de Katar'ı işaret etmişti. Bakın dedim. Katar. Şimdi Katar farz edelim. Tamamen iptal edilse terör durur mu? Katlanarak devam eder. Ne alakası var? Yani çok acizce açıklamalar ve mantıklar ve tedbirler. Ne alakası var kadın? Adam yani istediği an istediği silahı buluyor. Ya bir bombayı bulmak adam için dert değil. Burada inancın düzeltilmesi gerekiyor. Parasını kesmek, efendim yolunu kesmek bundan durduramazsın. Adam daha da olmasa arabayı alıp sürüyor milletin üstüne. Ya bıçaklıyor. Yani eğitim burada çok önemli. İnsan sevgisi, Allah korkusu, Allah sevgisi hepsinin üstünde. Derin iman, Kur'an'a vakıf olmak, Kur'an'ı yeterli görmek, hurafelerden kaçınmak. Dolayısıyla böyle bir tedbir olmaz. Yani bir ihtimal zenginliğini çekemiyorlardır. Ya çünkü para akışları falan belli. Ha para akışını kontrol edelim de. Efendim aklım alır eğer şüpheleniyorsan. Değil mi? Milli geliri belli. Geliri belli, gideri belli. Oradaki hesaplara bakabilirsin. Hesaplardaki açıktan anlarsın öyle bir şey varsa. Ama yapılan yöntem çok çirkin. Yani ambargo koymak, yiyecek içecek ambargosu yapmak, oradaki halkı mağdur hale getirmek, onun acısını halk çekiyor. Değil mi? İnsanlar çekiyor. Böyle bir yöntem olur mu? Bu konuşularak rahatça halledecek bir şey. Ya arkadaş dersin, ben senin terör örgütlerine para vermenden şüphelendim. Mümkünse hesaplarına bir bakayım dersin. Bak hesaplarına. Hesapta bir şey yoksa yoktur. Gelir gider dengesine bakarsın. Değil mi? Yani bu nedir? Katar'ı tamam yeryüzünden sildin. Terör ne olur? 10 misli artar. Böyle bir akıl olmaz. Terör imanla, akılla, bilgiyle ortadan kalkar. Havadan, karadan, denizden ablukaya alınıyor. Ne kadar korkunç bir şey ya. Ne kadar ayıp. Orada çoluk çocuk Müslüman insanlar var. Değil mi? Onlar ne yesin içsin yani. Her şeyi durdurmuş oluyorsun sen. İlaç akışından tut, yiyecek akışına kadar. Tarım ülkesi değil orası. Ne yapsın o insanlar? Böyle bir yöntem olur mu? Evet dinliyorum. Bugün Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristlerin roketli saldırısı sonucu bir askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz yaralandı. Şehidimiz Nejat Yaman'ı görebiliriz. Nejat, abisinin nurlu kuzusu. Ne güzel cennet kuzusu oldun. Sana imreniyoruz. Allah mübarek etsin. Tebrik ediyoruz. Allah sana sonsuza kadar cennet hayatı nasip etti. Biz dünyanın zorluklarıyla mücadeleye devam ediyoruz. Sen rahatlasın. Sana imreniyoruz. Ama tabii tebliğ de güzel, cihat da güzel, cehd etmek. Ama şehadet tabii çok özenilecek, imrenilecek bir güzellik. Ne mutlu sana, ne mutlu annene babana. Allah sevenlerine uzun ömür versin, sağlık, sıhhat, afiyet versin. Sabrı cemil nasip etsin. Tahammül değil. Tahammül ediyorsa o şirk. Diyor ki çok acı çekiyorum ama acımı içime atıyorum. O şirk olur, öyle olmaz. O güzelliği takdir edeceksin, tebrik edeceksin, mübarek kılacaksın.
Allah için mübarek olsun diyeceksin. Allah bu güzelliği bana da nasip etsin diyeceksin. Öyle azapla olmaz. Dokunsan ağlayacağım, öyle olmaz. Kastedilen o değil. Sabrı cemil demek, güzel karşılamak demektir. Sevinçle karşılamak. Çünkü bak Allah diyor ki onlar sevinç içindedir. Şehitler sevinç. E sen niye sevinç duymuyorsun? O sevinç içinde, sen de sevinç. Sen matemde, o sevinçler nasıl oluyor? Olur mu öyle şey? İslam ülkelerini teker teker ezerek ilerliyorlar. Mesela Irak'a da öyle dediler. İşte bunlar atom bombası yapıyor, bilmem ne falan. Mahvettiler, işgal ettiler. Şu an Irak diye bir ülke yok. Yani milli servetini falan sömürüp darmadağın ettiler. Libya'da da öyle. Burada da işte terör var, şu var, bu var. Orayı da mahvettiler. Sıradan gidiyorlar. Afganistan'ın işte terör ülkesi, ikiz kuleleri bunlar parçaladı falan dediler. Mahvettiler Afganistan'ı da. Şimdi Katar zengin bir ülke. Orayı da mahvedecekler. Sonra sıra Suudi Arabistan'a gelecek. Bak Suudi Arabistan onu yaptırıyorlar ya. Sonra sıra Suudi Arabistan'a gelecek. En sona Türkiye'yi bırakıyorlar, Türkiye güçlü olduğu için. Korkuyorlar. Asıl hedef Türkiye'de. Ama direkt gelemiyorlar. İşte bu FETÖ'yle, METÖ'yle bir şeyler yapmaya kalktılar. Deve gibi kaçtılar ondan sonra da. Yani hasta deve gibi yani. Evet, dinliyorum. Resmi olmayan kaynaklara göre Türkiye, Katar'ın havadan, karadan ve denizden abluka altına alınması üzerine 8 kargo uçağı yiyecek yolladı. İran'da yine gemiyle yiyecek yolladı. Tabii öyle olması lazım. Çok ayıp yaptıkları, çok çirkin. Yani acımasızca bir uygulama. Bir de Libya daha yeni belanın içinden çıktı. Onu da belanın içine çekiyorlar. Evet. Mısır'ı da mahvettiler. Evet. Mısır'ı mahvettiler. Tek tek İslam ülkelerini mahvediyorlar. Millet buna seyirci kalmasın. Şimdi bak Birleşik Arap Emirlikleri de sırada işin doğrusu. Orayı da karıştıracaklar. Şimdi Katar'a karşı getiriyorlar ya onu. O da oyunun bir parçası. Türkiye Katar kardeştir etiketini destekleyelim. Şu an 2 numara etiket. Evet. Güzel. Türkiye tabii, o Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözü doğru. Biz İhvan-ı Müslümin'i destekleyemeyiz. Bütün Mısır halkını destekleriz. Biz taraf olamayız. Yani Mısır halkının yarısına taraf, yarısına karşı olur mu öyle şey? Mısır halkının biz tamamını destekliyoruz. Dolayısıyla İhvan'ı destekleme diye bir şey olmaz. Bütün Müslümanlar içerisinde İhvan'ı destekleriz. Yani ne var ne yoksa hepsini destekleriz. O şekilde olur. İhvan da şu şartta destekleriz. Gelenekçi Ortodoks İslam anlayışından vazgeçerse, yani şiddeti savunan hükümler, uydurma hükümler İhvan tarafından reddedilirse, o zaman destekleriz. Mesela desin İhvan, biz İslam'a sonra ilave edilen dehşet ve şiddet ifade eden her türlü uydurma rivayeti reddediyoruz. Bunu desin, bütün gücümüzle destekleyelim. Evet, dinliyorum. Katar kişi başı milli gelir dağılımı bakımından 143 bin dolar ile dünyanın en zengin ülkesi, dünya genelinde 350 milyar dolar ile dünyanın 9. büyük varlık fonuna sahip. İşte bu adamların iştahını kabartmış demek ki. O ülkeyi de yıkmak istiyorlar. Çok dikkate takip edilmesi gerekiyor. Evet, dinliyorum. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin Müslümanların ayrışmaya, kavgaya değil, birliğe, beraberliğe ihtiyacı var ifadesini kullandı. Tabii. Katar'la dayanışma içinde olalım. Fakat Suudi Arabistan bizim kardeşimiz, canımız. Çok önemli bir İslam ülkesidir. Tertemiz Müslümanların yaşadığı bir yer. Suudi Arabistan'da bütün gücümüzle destekliyoruz.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde bütün gücümüzle destekliyoruz. Sadece orada oyun oynanmasına karşı kardeşlerimizi uyarıyoruz. Bak, İngilizlerin devletinin casuslar oraya gitti. Ed Hüseyin şu an orada. Ed Hüseyin'in yancıları orada. Bir şeyler çeviriyorlar şu an. İngiltere ile bağlantılarını herkes biliyor. İngilizlerin devletini desteklediğini de herkes biliyor bu adamları. Çok çok dikkatli olmak lazım. Hükümet aklı başında hükümet. Tayyip Hocam da çok aklı başında bir insan. Her şeyi yerli yerinde ve zamanında yapıyor. Bak, Tayyip Hoca'yı sevmeyen de desteklesin Tayyip Hoca'yı. Vatan, millet, menfaati için desteklemeleri gerekir. Ama bak, bana dürüst davransınlar, desinler ki ya falanca lider gelsin, bu işi yapar desinler. Samimi olarak gelsinler. Hakikaten yeteneğinde anlatsınlar. Söz bir, Allah bir, onu destekleyeceğim. Ama şu hali hazırda Tayyip Hoca çok yetenekli ve bayağı akıllı bir insan. Bayağı da güzel hizmet ediyor. Vatan, milletin için yetenek ve liyakati esas alarak bu insanı desteklerim. Tayyip Hoca'yı desteklerim. AK Partili olun demiyorum. Bak, İngiliz derin devletinin dünya çapında bir saldırısı var. Şimdi Katar'a saldırıyor. Türkiye saldıramamasının nedeni Tayyip Hoca'nın yaman olmaz. Zayıf bir lider olsaydı Türkiye'ye çoktan saldırmışlardı. Çoktan da bu darbe yerine gelmişti, oturmuştu yani. Paramparça etmişlerdi şu an. Yani biz zaten İstanbul'da değildik şu an. Ya belki de hepimizi şehit etmişlerdi yani. Tabii. O yüzden Tayyip Hoca'nın karşıtları bir daha ellerini vicdanlarına koyup akılcı düşünsünler. Dürüstçe vatanın, milletin hayrını savunuyor. Milletin menfaatlerini savunuyor. Ve cesur, bak, Katar'a mesela uçakla yiyecek gönderiyor. Hiçbir ülke yapamaz bunu. Evet. Bir İran yapıyor, bir Türkiye yapıyor. Değil mi? Delikanlı ülkeler. Delikanlı yönetimler. Bu yüzden zayıf bir iktidarı hiç kimse savunmaz. Bölgenin hastalığı için iyi bir doktor Tayyip Hoca. Baş tabip yani. Destekleyelim. Evet, şimdi ara verelim. İftarımızı açalım. Devam. Evet, programımıza videolarla devam ediyoruz. Ben musiki şinas bir şahıs olarak Pitbull'dan bir parça dinleteceğim size. One day, little chick will be big. I'll be kicking all of those big boats. You'll see. Yeah, like this right here. Makes me feel free. It's got that, you know, that mouth. Ba-dum-bum-ba-da-da-da, mister. Ba-dum-bum-ba-da-da-da, world. Ba-dum-bum-ba-da-da-da, world. Let's just feel free to do what I want. And never pretend. Crazy. This is all by the sand. 100 million and I'm still on the train. I ain't paying dues and I'm still on the train.
Fikret Bey, Bülent Bey, şu kenardan duvara paralel bir şekilde geçeceksin. Abi hoş geldin. Elindeki çay mı kahve mi? Kahve. Ne güzel. Bülent aslında böyle Amerika'da olması gerekiyor, atı olması gerekiyor. Orada kendisini ateş yakıp ateşe asılmış bir kapta kahvesini pişirmesi gerekiyor. Ve atıyla da konuşur. İsim ver ona, konuşur yani. Evet, dinliyorum. İngiliz gazetesi Financial Times, Katar, Irak'ın güneyinde kaçırılan 26 kraliyet ailesi üyesiyle Suriye'deki cihatçılar tarafından esir alınan 50 militanın serbest bırakılması için Nisan ayında 1 milyar dolara yakın fidye ödediğini yazdı. Canım, siz onu kuruyorsunuz o çeteyi. Yani İngilizlerin devleti kuruyor o çeteyi. Müslümanlar üstüne salıyor, çoluğunu çocuğunu kaçırttırıyor. Oradan gasp ediyor parayı. Yani gasp o. Ay niye gasp yaptınız demesi lazım adamlara. Gaspçıların yakasına yapışacağına mağdurun yakasına yapışıyor. Şimdi sokakta adamla insanlara silahlı gasp oluyor. Şimdi gitse polis adamın yakasına yapışsa niye kendini gasp ettirdin, yürü seni hapse atacağım dese bir mantığı var mı? Bunun gibi yani mağdur cezalandırılmaz. Orada Katar'daki insanlar mağdur konumunda. İdareciler. Evet. Ya şu teknik konuda anlayan biri varsa gelsin şunu yapsın. Ya zaman gelecek, ileriki yıllarda böyle köhne sistemler olmayacak. Bak zırt pırt duruyor. Bir daha çalıştırıyoruz bilmem ne falan. İnternete girmek bir dert. Halbuki anında bağlantı olması lazım. Hatta hadi bağlan dedim mi bağlanması lazım. Değil mi? İnsan sesine duyarlı olması lazım. Yakup hocam özel de ayarlıyor olabilir böyle arıza endam etmek için. Her seferinde dükkana götürüyor. Evet dinliyorum. Adnan Bey, bayan arkadaşlarımız size güzel bir iftar sofrası hazırlayıp sonra da sizi ağırlamışlar. Kendileri iftar davetlerini onurlandırdığınız için size çok teşekkür ediyorlar ve şu mesajı iletiyorlar. Canımızdan çok sevdiğimiz, hayatımızın anlamı iyi ki varsın. Allah sonsuza kadar bizi birlikte kılsın. Ne güzel, yaklaştır bakayım benim hem kendimi bir göreyim. Vay 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 vay. 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 Tamam, teşekkür ederim, inandım. Bir evvelki fotoğrafı bir daha göreyim. O iftardan önce hazırlık yapmışlar, öyle mi? Evet. Evet, maşallah. Aa evet, iftardan önceydi, evet. Şahane bir şey olmuş. Maşallah. Manzara da şahane. Maşallah. Çok güzel, beautiful. Ay severim benzeri, bayağı tatlı bu. Ne güzel insanlar ya, maşallah. Kadınlar çok güzel varlık. İnsanlar nasıl kıymetini bilmiyor, ben hayret ediyorum ya. Ya dünyanın en güzel varlığı kadınlar. Ama tabii güzel yetiştirmek lazım yani sevgi dolu. Allah'tan korkan, Allah'ı seven. Yoksa ruh hastası gibi olur, Allah esirgesin. Evet dinliyorum. Körfez İlişkileri Enstitüsü Direktörü Profesör Ali El Ahmet, Suudi Arabistan'ın diplomatik ilişkilerini kestiği Katar'a tam ölçekli bir istilaya hazırlık içinde olduğunu savundu. Bizim de anlattığımız da onun için felaketi durdurmak için uğraşıyoruz. Böyle bir durum açık açık görülüyor. Evet dinliyorum. Yazısı şu şekildeydi Ahmet'in. Suudi Arabistan'ın son kararının Katar'ı istila ederek zenginliğini ele geçirme hedefinin bir başlangıcı olabileceğini söylüyor. Öyle tabii yani. Bir de çok kolay ele geçebilecek bir ülke. Askeri gücü de yok. Küçük bir ülke. Ama çok zengin. Evet. Ama böyle bir şey tabii hazmedilecek gibi bir şey olmaz. Yapan ahlaksızlığını ortaya koymuş olur. Ve yanına bırakılmaz. Altını çizerek söyleyeyim. Yani
yapan pişman olur. Evet. Açıkça söyleyeyim. Bayağı pişman olur. Yani bir bildiğim var ki söylüyorum. Evet. Dans eden bir kuşumuz var. Ali El Ahmet konuşmasının devamında şunlara söyledi Adnan Bey ayrıca. Esas işaret Suudi Arabistan'ın Yemen'deki isyancı güçlere karşı düzenlediği hava saldırılarının sayısındaki ciddi düşüş veya durma olacaktır. Bu, Suudilerin Katar'a karşı ani bir hamle yapmak için güçlerini yığdığının bir göstergesi olur. O değil de kardeşim, asıl dikkatlerini çekmeyen bir şey var. Trump, Suudi Arabistan ziyaretinde akıl almaz bir silah sevkiyatının işaretini verdi. Akıl almaz bir silah sevkiyat. Yani iki orduyu donatacak kadar silah. Bu silah nerede kullanılacak? Suudi Arabistan'ın düşmanı falan yok. Yani öyle bir şey yapmaya kalkarsa Suudi Arabistan, ilhaka kalkarsa Suudi Arabistan yıkılır, bak söyleyeyim. Yani krallık rejimi gider. Yani iktidarı kaybederler. Çok tehlikeli olur. Ben dostlar olarak, onları çok seven kardeşler olarak söylüyorum. Yani Suudi rejimi tarihe karışır. Evet, dinliyorum. Middle East Monitor haber sitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından Katar'dan kendisini olası bir suikaste karşı koruması için özel birlik getirdiğini yazdı. Katar'ın Ankara Büyükelçiliği'ne atfedilen bir belgeye dayandırılan haberde özel birlik gönderilmesi talebi bizzat Erdoğan'dan gitti. Bunun üzerine Doha yönetimi Erdoğan'ı korumak için özel kuvvetlerden 150 kişiyi Türkiye'ye gönderdi denildi. İddiaya göre Katar özel kuvvetleri 19 Temmuz'da sessiz sedasız Ankara'dan ayrıldı. Öyle olsa ne olur, olmasa ne olur. Ama iki ülke kardeş. Bizim orada askerimiz var zaten. O şekilde değil de onlar gönüllü olarak sevdikleri için risk görüp gelmiş olabilirler. Yani ben de dostuma birisi zarar vermeye kalksa kalkar giderim. Değil mi? Onu korumak için. Ona benzer bir şey. Yoksa 150 kişiyle yapılacak bir şey yok. Yani 150 kişi nedir? Çok az sayıda insan. O bir dostluk gösterisi. Tabii. Başka bir şey değil. Evet. Olduysa da odur yani. O şekildedir. Evet. 150 kişiye de ayrıca Tayyip Hoca'nın 150 kişiye ihtiyacı yok. Yani bir kere ben açık açık ona söyledim. Göremediğin dostların var dedim. O yeter ona zaten Tayyip Hoca'ya. Öyle bir şey yok. Kimse elini kaldıramadı darbe gecesi. Demek ki görünmeyen dostları sürekli devrediler. Yani kimse bir şey denemeye kalkmasın. Hiç tavsiye etmem. Evet. Ders çalışan sahibini rahat bırakmayan bir kedi vardı. Ya kedinin sahibi lafı kediye yakışıksız bir ifade oluyor. Kedinin kardeşi olabilir bir insan. Arkadaşı olabilir, sahibi ne demek yani? O köle mi olduğunu sahibi olsun? Yani olmamış o laf. Değil mi ya? Ya ben kedinin sahibiyim. Kediyi kale almamış oluyorsun. Kedi çok şeker bir varlık, böyle olmaz. Kedinin kardeşi olabilir bir insan. Evet. İzleyici sorularımız var. Merhaba, ben Kübra. Cinayet işleyenler 3-5 sene ceza yatıp çıkmasını doğru bulmuyorum. Sizce ne kadar doğru? 3-5 sene değil, cinayeti normalde. Müebbettir cezası, eğer öyle bir şey varsa. Yani facia. Yanlışlık var demektir, hukuki bir yanlışlık var demektir. Duyduğu bir vaka varsa ayrıca bize söylesinler. Biz burada dile getirelim, konuşalım. Olmaz. Yani hukuki bir yanlışlık yapılmıştır. Ha daha önce olmadı mı? Oldu. Ben daha önce hakikaten 3 sene, 5 sene yatıp çıkan çok cani oldu. Ben ona karşı bütün gücümle o zamanlar tavır koydum.
Ama özellikle bu Rahşan Ahfı denen Ecevit döneminde yapılan af bizi hayretler içinde bırakmıştı. Birinci kere de beceremediler. O zaman biz çok bastırdık. Ya yani dilekçeler, yazılarla falan bastırdık, yapamadılar birincide. Ama ikincide çok kalabalık bir kadroyla, çok geniş bir siyasi elpazeyle bastırıp bu yakışıksız tavrı oluşturdular. Yani bence yakışmadı. Ben yakışıksız buldum. Yani cinayet işlemiş bir adamın 3 yıl yatıp dışarı çıkması bana çok korkunç geliyor. Bir de ailesi affeder. Sen nasıl affediyorsun yani şahıs olarak? Yani başbakan ben affettim diyor, çıkıyor. Olmaz böyle şey. Benim şahsi kanaatim bu. Kanun hukuka saygımız büyük. Yani teorik olarak kabul ederiz ama pratik olarak vicdanen benim kabul edeceğim bir şey değil. O anlamda söylüyorum. Evet. Öğrenciler neden haftanın 5 günü okula gitmek zorunda? Aslan, tabii doğru söylüyorsun. Ya öğrenciler parklarda falan buluşacaklar. Orada ders yapılacak, açık havada. Giyinecek üstüne, spor bir kıyafet giyecek. Açık havada anlatılacak. Çok geniş bir mekan olması lazım. Arkadaşça bir ortam olması lazım. Beraber film seyredecekler, sohbet edecekler. Genel kültür anlatımı olacak. Yani zevkle dinleyecek insanlar. Mesela burası da bir okul gibi düşündüğümüzü hayal edelim. Nedir? Burada kimse sıkıntı çekmiyor, kimse zorlanmıyor. Rahatça her şeyi en güzel şekilde öğreniyoruz. Eğlenceli, rahat, huzurlu bir eğitim sistemi olması lazım. İnşallah. Evet. İstanbul'daki üniversiteler neden gelirlik özel ve neden meslek yüksek okulları kampüs içinde değil de ayrı bir yerde, meslek yüksek okulları bu kadar dışlanmış bir vaziyette, onu öğrenebilir miyiz? Özel okul olması iyi canım. Yani bir kere komünist işgaline karşı çok esaslı bir darbe oldu bu. Çünkü komünistler devlet okullarında adeta bir kamp oluşturmuşlardı bir kısmı bazı okullarda. Muazzam bir komünist işgali oluyordu. Özel okullar çok fazla olunca komünistler o okullarda küçük bir grup olarak kaldılar. Ve etkilerini de hemen hemen tamamen kaybettiler. Garibanlaştırdılar. Zavallı hale geldiler. Esaslı bir darbe oldu yani komünizme karşı. Devlet okulları varken yani okulları kontrol etmek akıl almaz zordu. Yani ülkücüler çok zor durumda kalıyordu. Dindar gençler çok zor durumda kalıyorlardı. Meslek yüksek okulları tabii hayatidir. Çünkü meslek Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu bir dal. Hükümet gereğini yapacaktır. Tayyip hocama güvensinler. Evet. Bir son dakika haberi. Katar'a diplomatik tecrit uygulayan ülkeler arasında Ürdün de katıldı. Canım Ürdün zaten İngiltere'nin kontrolünde. Ürdün'e hadi demişlerdir. Ya telefon açsalar yeter. Ürdün kralına İngiltere'den. Yani mesela farz edelim herhangi bir bakan ya birisi açsa ya hemen açıklama yap kısaca bekliyoruz falan dese bitti. Yani Ürdün bağımsız sanki karar almış gibi. Öyle çok fazla ülke var. Yani zibil gibi çok fazla ülkeye bu kararı çıkarttırabilirler. Bir tek Türkiye'ye yaptıramazlar. İran'a yaptıramazlar. Belirli ülkeler mesela Rusya'ya yaptıramazlar. Bu gariban, iri ufaklı ülkelerin hepsine yaptırırlar yani. Çok kolay onlar. Vay be, Sayın Bahçeli kükremiş. Var mı sizde? Görebiliriz açıklamasını. Eğer yeni bir darbe teşebbüsü olursa, eğer buna kalkışan çıkarsa bilinsin ki bu aziz topraklarda gömülecek ne bir yer, ne cesedinin başına dikilecek bir mezar taşı bulunmayacaklardır. Gelecekleri varsa görecekleri de vardır. Görecekleri sadece azap ve dehşet olacaktır. Devlet Bahçeli. Yani kabadayının delikanlının hası Sayın Bahçeli. Böyle kabadayı, böyle delikanlı çok nadir olur. Evet. Trump yaptığı konuşmada İslam NATO'su kurun,
teröre karşı savaşın diyor. Yani Katar'ı işgalini kastediyor. Yani birleşin, Katar'ı işgal edin falan. Trump'ı da yönlendiren İngiliz derin devleti. O da gariban, iyice kendini bıraktı. Kızına da homoseksüelliği destekletti. Yani şu an İngiliz derin devletinin kollarında. Yani tamamen bıraktı. Ben bakayım dedim, hani direnecek mi dedim. Hiç direnmeye niyeti yok. Yani tam anlamıyla kendini bıraktı. İlk başta bir parça direnir gibi oldu. Sağlı sollu birkaç aparkat kroşe dizüstü çöktü. Yani ben bu kadar çabuk pes edeceğini tahmin etmiyordum. İşte çözüm yine Mehdiyet'te neticeleniyor. Başka bir çözüm görünmüyor. Evet. İsmim Ezel, edebiyat öğretmeniyim. Mesleğimi çok seviyorum. Gurur duyuyorum mesleğimle. Kendi işimden çok memnunum. Ama atanamayan, atama bekleyen, iş bulamayan birçok arkadaş var. Buna bir çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten insanlar yıllarca okuyorlar, okuduklarının karşılığını alamıyorlar. Çok şükür benim işim var, çok memnunum ama diğer arkadaşlarımın bir çözüm bulmasını isterim. Ya çok fazla okul var yani. Öğretmen açığı yok mu bu okullarda? Öğretmen fazlalığı mı var? Böyle bir durum mu var? Nedir? Onu bir inceleyelim. Yani çok fazla bu konuda yakınma var. Yani bir şey söylesem şimdi akılcı teknik olması için delile dayanması gerekiyor. Delilimiz az. Bana bir gün müsaade versin bu hanımefendi, bakayım, inceleyeyim, ona göre bir şey söyleyeyim. Evet, dinliyorum. Şu anda Kartal'dayım. Geldiğim zaman şöyle bir baktım etrafa, fakat hiç iftar çadırları göremedim. Bu da biraz düşündürdü beni, neden acaba? Hani Ramazan'a özgü bir çadırlar veya bir eğlence, şenlik, böyle bir etkinliklerin olmasını gerçekten isterdim ama yok. Ne şeker anne bu, ne temiz insan maşallah. Doğru söylüyor tabii ya, her yer çadırlarla dolması lazım, her yerlerde yemekler dağıtılması lazım. Yani halkın hoşuna gidecek eğlenceler tertip edilmesi lazım. Ramazan'ın renkli yönünün iyi vurgulanması lazım. Terörden falan mı çekindiler acaba? Güvenlik sağlamak zor oluyor olabilir. Belki onu düşünmüşlerdi, bilmiyorum. O konuda da bilgim yok. Ama geciktirmişte bir şey yok. Yani şu andan itibaren de yapılabilir. Daha önce hükümet bu konuda titizdi bildiğim kadarıyla. Yapmıyor muydu? Yapıyorlardı. Belli yine yerlerde o aslında o tarz uygulamalar var. Tarihi mekanlarda, Sultanahmet, Eminönü gibi yerlerde, İstanbul'da var. Ama bak anne gitmiş Kartal diyor. Çok öksüz oralar diyor. Oraları da şenlendirmek lazım. Ya şu eski parçalardan siz bana bulun. Altagracia, şu bu falan. Yani gençler bilmez böyle parçalar. Buralara dönelim.
çektim hından gamayı, çektim hından hem o yandan hem bu yandan, hem o yandan hem bu yandan. Gamayı vurdum yere, gamayı vurdum yere, yıkılsın kanlı dere, yıkılsın kanlı dere. Ha, 1 milyon öğretmen adayı atama bekliyormuş. Ancak 100 bine yakın ihtiyaç varmış. O zaman yani o 1 milyon kişi için ayrı bir iş alanı açılması gerekiyor. Yani yoksa o olmaz. Onu bir düşünmek lazım. Yani ne yapılabilir? Yani belli öğretmen olamayacaklar 100 bin kişi ise. Zira o çocuklar bayağı bir heyecanlanıyorlar, seviniyorlar atama olduğunda. Eskitemediği bir parça var. Onu dinleteceğim. Every single word you
just like a child. I lost my head. I didn't care if it was a day or night. Ben Münevver Uçak, eşim Hüseyin Uçak. Selam ediyoruz. Aleyküm selam. Nereden arıyorsun onu da söylesen daha iyi anlarım. Batman Taş'ta bir uçak ailesi vardı. Onlar mı? Başkası mı? Bilmiyorum. Sorular gelebilir kardeşlerimizin. Tabii. Sizce Türkiye'de tüm okullarda verilen eğitimin tarafı? Eğitim taraflı mı? Taraftan kastın ne olduğunu anladın mı siz? Taraflı, tarafsız nasıl eğitim olur? Yani evrimci. Ha, evrimci, tabii ki materyalist, darwinist bir eğitim var. Doğru o. O yönden taraflı bir eğitim. Yani Abdülhamit devrinden beri taraflı bir eğitim var. Darwinist, materyalist bir eğitim var. Ya yani Allah yarattı diye bir eğitim yok. Allah'ı öven bir eğitim yok. Okullarda hangi kitapta Allah yarattı diyor. Hep tesadüfen oldu, işte patlamanın oldu, evrimden oldunuz, bu şekilde anlatılıyor. Bu uğursuzluk getirir, bela getirir diyorum. Bu sözümü önemli görmeleri hayati. Bak Allah'ı sen inkar eden bir eğitim yaparsan, kainatın tesadüfen meydana geldiğini iddia edersen, evrimden oluştuğunu, darwinizmin de doğru olduğunu söylersen, bu uğursuzluk getirir, felaket getirir. Bu yanlış. Yani her gün söylüyorum. Onlarda nasıl bir etki yapıyor acaba parça? Nasıl buldun bu parçayı? Çok hoşuma gitti. Hmm. Sen nasıl buldun? Harika bir müzik. Allah Allah. Demek ki bizden aynı evet, bakış açısında var. Evet. Yo. Ben de beğendim. Çok sevdim. Hı-hı. Çekme çiğ
soruları alalım yine. Merhaba, ben Yasemin Bodur, eski kuaförüm. Şu an geçici bir süre için mesleğimi icra edemiyorum. Bayanların bakımlı olması konusu hakkında bilgilerinizi arz ederiz. Nasıl kibar, nasıl saygılı, nasıl güzel insan maşallah. Kadınların bakımlı olması, kadınların en dikkat edeceği konulardan bir tanesi zaten. Çiçek bakımlı olunca güzel olur. Bağ bakımlı olunca güzel olur. Her şey bakımlı olunca güzel olur. Allah bakımla güzel olacak şekilde yaratmıştır dünyayı. Bakımsız, vahşileşir dünya. Kadınların bakımlı olmasını kadınlara suç gibi gösterdiler. Yok işte makyajın gereksiz, yok kıyafetin bu şekilde olmasına gerek yok. Dolayısıyla kadınlar ne giyeceğini, ne yapacağını şaşıracak hale geldi. En güzel giyinen kadını bile yerden yere vuruyorlar, görüyorsunuz. Televizyona çıkarıyorlar. Mesela bayağı güzel o çocukların kıyafetleri. Acımasızca çocuklar birbirlerine eleştirtiyorlar. Halbuki ufak tefek eksiklikler olduğunu düşünelim. Ama o da ayrıca bir güzelliktir, o bir farklılıktır. O elbisenin altına bu ayakkabı gitmemiş diyor. Ya niye gitmesin orada, olur o. Ayrı bir hoşluk. Niye monotonluk olsun? Mesela eteğin altına şu ayakkabı gitmez. Mesela hiç alakasız bir ayakkabı da olabilir. Niye olmaz? Yani bir zıtlık meydana getirir, ilginç durur. Mesela ilginç bir makyaj gayet güzel olur. Kız çocuklarına yapılan baskı erkek çocuklarına yapılmıyor. Erkek çocuklarına bir rahatlık var. Yani hiçbir şeyine karışmıyor erkek çocukların. Dışarı çıkıyor, istediğini yapıyor. İstediği kişiyle konuşuyor, istediği gibi yürüyor. İstediği yere bakıyor. Kız çocukları çok eziliyorlar. Bir kere hiçbir yere bakamıyor çocuklar, hep gözleri yerde. İstediği gibi giyinemiyor. Bir kere babasının olurunu alacak, annesinin olurunu alacak kıyafet için. Kardeşlerinin olurunu alacak, dayısı, amcası hepsinin olurunu alacak, ondan sonra giyinebiliyor. Aile fertlerine herhangi biri hayır dedi miydi bitiyor konu. Böyle olmaz. Kadınsı giyin diyor çocuk, akıl almaz suçlamalarda bulunuyorlar. Mesela erkek arkadaşı olmuyor, acayip suçluyorlar. Bir erkek arkadaşı olduğunu düşünelim, yine acayip suçlanıyor. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ve çocukların, daha kızların özellikle en büyük açmazı şu an, güzel olmaya ihtiyaç duymuyorlar. Çünkü onları sevecek bir insan bulmakta güçlük çekiyorlar. Yani çok yüksek oranda bu bela mevcut. Ben genç kızlara soruyorum, erkek arkadaşıma, ben hiç böyle seviyorum, gerçekten mutluyum diyen kız görmedim. Hep yangınlar, hep erkekler onlara oyun oynamış, ya tuzağa düşürmüşler, ya canlarını yakmışlar. Hep gardlı hale gelmişler. Çok çok nadirdir. Yani aksi. Sevgisizlik bir tavuğun gibi, veba gibi dünyayı sarmış durumda. Genç kızlar da kendi başlarına yaşıyorlar. En yakın arkadaşlar anneleri. Birkaç kız arkadaşları oluyor işte yarı yarıya. Acayip şeker kili gibi. Birkaç kız arkadaşı oluyor, onlarla ancak ahbap olabiliyor, arkadaş olabiliyor. Onlarına da yarı yarıya güveniyor, tam da güvenemiyor. Erkeklere hiç güvenemiyorlar zaten kızlar. Hiç. Ya acayip yılgınlar, yazıyorlar. Güvenemeyiz zaten. Bir kere diğergam bir insan bulamıyorlar, yani fedakar. Dünyadan geçmiş, sevdiği için yaşayan bir insandan kadın hoşlanır. Akıllı bir insandan, Allah'tan cidden korkan bir insandan hoşlanır. O çocuklar habire işte göbeğimi baklava yapacağım, sırtımı oklava yapacağım. Bunun peşinde. Onu da yapıyor hakikaten ama kızlar yine sevmiyor. Ona şaşırıyor yani, bu kadar emek verdik nasıl oluyor? Bir de onun için kabarıyor da. Yani enaniyet de yapıyor. Bu vücutla diyor herhalde bir iş biter falan diyor. Kızlar hiç muhatap olmuyorlar. Çünkü kızlar güven, akıl, derinlik, tutku, aşk, samimiyet bunları ararlar ve karşıdaki insanın onu çok iyi anlayabilmesini isterler. Adam camış gibi bakıyor. Boş boş, yani son derece akılsız. Hepsi için demiyorum tabii. Belirli tipler, belirli vakalar için söylüyorum. Genelde bütün anlattıklarım için bu geçerli.
güven de duyamıyor. Mesela çok dengesiz oluyorlar. Çocuklar mesela bir anda saldırganlaşabiliyor genç kıza karşı. Bir anda öfkeleniyor. Veyahut beraber çekilmiş bir samimi resmi oluyor, onu yayınlayıp çocuğu mahcup ediyor internette. Çünkü internette de bu tip bir imkan ellerine geçti. Eskiden bu imkanları yoktu, bu imkanı da kullanıyorlar. O genç kızlar acayip ajite yaşıyorlar o yüzden, çok rahatsızlar. Ne sevgiyi yaşayabilir, ne tutkuyu yaşayabilir. Halbuki kadınlar sevgi tutku madenidir. Yani uçsuz bucaksız bir madendir onlar. Sevginin, tutkunun madenidirler. Deniz gibi, okyanus gibi, ucu bucağı yoktur. Ama o güzellik onların içerisinde hapsedilmiş olarak kalıyor. Bu da işte deccaliyetin insanlara karşı bir oyunu. Onun mağduru, en büyük mağduru da kadınlar oluyor. Evet, dinliyorum. Yabancı basında en son yayınlanan makaleleriniz şunlar Adnan Bey. Sol görüşlü Amerika'nın bağımsız haber sitesi American Herald Tribune'de "Depresyona karşı en güçlü ilaç sevgidir" başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda insan ruhunun sürekli olarak fedakarlık, sevgi, ahlaki ve manevi güzelliklerle beslenmesi gerektiğini anlatıyorsunuz. Dünyanın çekişme değil, sevgi ortamı olduğunu anlayan bir toplumda depresyon gibi suni hastalıkların bütünüyle yok olacağını belirtiyorsunuz. Facebook'ta 1 milyona yakın takipçisi olan Fas'ın batısı, Atlas Okyanusu kıyısında yer alan liman kenti Casablanca'dan yayın yapan Fransızca internet gazetesi Aujourd'hui Le Maroc, "Türkiye Avrupa'dan uzaklaştırılamaz" başlıklı makalenizi yayınladı. Yazınızda dinde zorlamaya izin vermeyen dinimizin demokrasinin en mükemmel tarifini yaptığını vurguluyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'nin Avrupa'dan üstün bir demokrasi geliştirebileceğini belirtiyorsunuz. Merkezi Londra'da bulunan İran Günlük Arapça gazetesi Az Zaman'ın hem basılı yayınında hem internet sitesinde "Müslümanlar için sıkıntılar arasında geçen bir başka Ramazan" başlıklı makaleniz yayınlandı. Az Zaman'da ayrıca "Ramazan'da ben olmayı bırakıp biz olmak" başlıklı makaleniz de yayınlandı. Yazınızda tüm Müslümanların kardeş olduklarını düşünmeleri ve anlamaları için Ramazan'ın güzel bir vesile olduğunu anlatıyorsunuz. Katar'ın en büyük Arapça gazetelerinden El Raya'da ise "Cennet Bahçelerine Özenmek" başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda geçmişteki Müslüman uygarlıkların etkileyici mimari yapılarına ve başarılarına değiniyorsunuz. Radikalizm ve savaşlarla gündemde olan İslam dünyasının içinde bulunduğu bu durumun Kur'an'ın özüne dönülerek değiştirilebileceğini anlatıyorsunuz maşallah. Gayet güzel. Dünya çapında görüşlerimizi Allah dile getirmemizi sağlıyor ve bu yazıları da yaratan Allah. Evet, dinliyorum. Ben kırtasiyeciyim, kırtasiye dükkanına sahibim. Gelen müşterilerden kendi kendime yaptığım anket ve testler var. Şunu hissediyorum, toplumda sevgiyi, mutluluğu, birbirimize saygıyı yitirmişiz. Biz kendimizce bir grup kurduk arkadaşlarla. Birbirimizi tetikleyip bu tür insanlara ulaşıp bunu düzeltmeye, kendi çocukluğumuza inmeye çalışıyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Ay benim canım, aferin, çok güzel. Ne güzel, Allah kalbine ilham etmiş. Bu Türkiye çapında yayılsa muazzam bir güzellik olur. Allah kalbine güzel bir şevk, heyecan vermiş. Çok isabetli, güzel bir çalışma. Allah muvaffak etsin. Tabii Deccal insanlığa oyun oynadı. İnsanların en mühim özelliğini, yaratılış sebebi olan güzelliği ellerinden aldı. Yani sevgiyi ellerinden aldı. Sevgiyi bütün dünyaya hakim etmek için herkesin adeta böyle bir devrim gibi muazzam atakta olması lazım. Evet, dinliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a yönelik tüm yaptırımların en kısa sürede kaldırılacağını ümit ediyorum. Çünkü Katar'ın bir terör zanlısı olarak tavsif edilmesini çok ağır bir itham olarak görüyorum, dedi. 15 yıllık dönemimde kendilerini yakından tanıyorum. Böyle bir şey olsa karşılarına çıkacak ilk devlet başkanı ben olurum. Burada farklı bir oyun oynanıyor. Ama bu oyunun arkasında kimler var, şu anda onu henüz tespit edebilmiş değiliz. Bölge ülkeleri olarak gücümüzü kendi iç mücadelemiz yerine sorunun asıl kaynaklarına yöneltmemiz gerekiyor. Bölgenin karışıp gerilimin artması için fırsat kollayanların umutlarını boşa çıkarmalıyız, dedi. Arkasında hangi gücün olduğunu bilmiyorum diyor, değil mi Tayyip Hocam? Evet. Evet. Ne desin, biliyorum mu desin? Bilmez o mu, bilir. Tabii ki İngilizlerin devleti. Gayet iyi biliyor devlet. Yani 300'ün üzerinde yazar, bu konuda yazar. Zaten meydana gelen panikten de anlaşılıyor. Baksana, en sonunda da hiç ummadık tipler ortaya çıkarttılar.
durup durup ikide bir İngilizlerin devleti yok. İngilizlerin devleti yok. Ya yoksa sen otur işine bak. Olmasa sen böyle panikler misin? Evet, dinliyorum. İstanbul genelinde kütüphanelerin yetersiz olmasından şikayetçiyiz. Yani ben Fatih İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum, Beyazıt'tayım. Yani orada 5-6 tane kütüphane olmasına rağmen yetmiyor, çok fazla öğrenci var. Kaldı ki diğer ilçelerimizde de çok büyük kütüphane yok. Kütüphanelerin sayısı artırılması gerekiyor. Bununla ilgili bir çalışma yapılacak mı merak ediyorum yani. Aslansın sen, sen istediğin çok güzel. Hükümet bu konuyu öncelikli konu olarak ele alacağını umuyorum. Kütüphane siz isterseniz de devlet size böyle bir imkan sunmaz mı? En kolay sunulacak imkan. Siz yeter ki kütüphane isteyin. Evelallah. Tayyip Hocam'a bu konuyu bildirelim. Büyük bir ihtimalle kardeşimizin dediği gibi birçok yerde ihtiyaç vardır. Çok güzel olur. Hem de teşvik edelim insanları da kütüphanelere gelmeleri için. Kütüphaneye ulaşmak, kitap okumak da kolay olsun. İnşallah. Evet. Adam Bey, Ürdün 1921 yılında Transkordon adıyla İngiliz mandası olarak kuruldu. 1946'da bağımsızlığına kavuştu. Şu anki Ürdün Kralı 2. Abdullah İngiltere'de Sandhurst Askeri Akademisi'nde ve Oxford'da eğitim gördü. Annesi İngiliz. 1981'de Asteğmen rütbesiyle İngiltere ordusunda görev yaptı. Oho, daha ne olsun? Çetin Mavsa'da resmi var. Çetin Mavsa'da resmi var. Ürdün diyor, karar almış diyor. Katar'ı protesto ediyor diyor. Ya kardeşim, bir telefonluk işi var. Adamı unutmuşlar bak o arada. Heyecandan unutmuşlar. Sen niye konuşmadın? İki kelime bu kadar. Derhal devreye giriyorlar. Yani telefonsuz böyle bir karar alması mümkün değil. O beklemiş de telefonun başında. Hayır, Ürdün Kralı'nı ben kardeşim olarak seviyorum. Şeyh Nazım hocamızın müridiydir. Nakşibendidir. Temiz insana, Seyit aileden geliyorlar. Ama İngilizlerin devletinin pençesi oraya kadar uzanmış durumda. Evet. Yine bazı resimler vardı. İlk Ürdün Kralı, yanında Churchill var. İngiliz ajanlarından Gertrude Bell var. Birinci Abdullah, Ürdün Kralı. Yine burada diğer Ürdün Kralı, Emir Abdullah. Ve Churchill'le yine Emir Abdullah'ı görüyoruz. Yanında ajanlardan Lawrence, İngiliz ajanlarından. Evet, Hüseyin de Lawrence'a hayran olduğunu söylüyor. Evet Hüseyin, bak adam normalde Londra'da yaşıyor. Şu an Birleşik Arap Emirlikleri'nde merkez olarak kabul ediyor. Orada kamp yapıyor şu an. Yoğun faaliyet halinde. Bu Katar'la Birleşik Arap Emirlikleri'nin çatışması için yoğun bir baskı var. Suudi Arabistan'ın çatışması için yoğun baskı var. Şimdi Et Hüseyin de bu konuda devrede. Yani onlara karşı tavır alması ve taraf olması için muazzam bir çalışma içeriyor. Yanına da yancılarını toplamış. Buradan da o münafığı alıp götürmüş. Çiyan'ı da yanına götürmüş. Orada yoğun bir faaliyet halinde. Onu da şimdi çırağı olarak yetiştiriyor. Yani çırağı olarak onu da yetiştiriyor. Yani. Çünkü onu tecrübesiz buluyor. Aynı kendisinin çizgisinde de görev yapması için onu eğitim aldığını öğrendik. Evet. Sizce üniversiteyi hangi şehirde okumalıyım? Vallahi annene babana en yakın şehir herhalde en iyisi olur. Ailene yakın şehir, şehir olması lazım herhalde. Değil mi? Tabii. Evet, dinliyorum. Merhaba, ben garsonum Merve. İsmim Merve. İnsanlar garsonlara karşı nasıl kibar olabilir? Ay benim canım ay, hakikaten özellikle genç kızsa garson, of, Türkiye'de. Kimi bıyık vuruyor, kimi kafa tutuyor. Çok zor. Mesela hostes kızlar için de öyle. Halbuki garsona olağanüstü saygı gösterdi. Sana hizmet ediyor, sen acayip hürmet etmek durumundasın ona. Değil mi? O çünkü sana tevazu ediyor. Saygı göstertiyor senin için, Allah rızası için, senin mutlu olman için. Sana yemek getiriyor, yiyecek getiriyor.
ihtiyacın olan şeyleri getiriyor. Senin ona son derece hürmetli, saygılı olman, nezaketli olman dinin önemli bir vecibesi olur. Aksi zaten vicdanı yaralayacak bir hareket olur. O da eğitimle, Allah korkusu, Allah sevgisiyle olur. Evet. Eğitim sistemi hakkında mesela Atatürk ve inkılapçılığın kaldırılması ders olarak veya evrim teorisinin kaldırılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Atatürk gençlere eğitim olarak, düzenli olarak öğretiliyor, anlatılıyor. Atatürk nasıl kaldırılması, öyle bir şey olmaz. Evrim en kapsamlı şekilde anlatılıyor, daha da geliştirildi. Fakat o kelime kullanmıyor, Darwinizm, evrim kelimesi kullanılmıyor. Ama onun dışında kapsamı genişleterek anlatılıyor şu an. Hatta milli eğitimde bir kelime vardı, bir cümle. Bazıları da yaratılışla kainatın yaratıldığını söyler diyor. Onu kaldırdılar. Asıl kaldırılan kısmı odur. Yoksa Atatürkçülük de anlatılıyor. Hayır, anlatılmasa da zaten Atatürk'ü, Türkiye oturmuş bir sistemdir. Aksi olmaz zaten. Evet, dinliyorum. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn ve Yemen'in Katar'la bütün ilişkilerini kesmelerinin ardından 5 Arap ülkesi de hava sahalarını Katar'a kapattı. Katar Hava Yolları bu ülkelere bütün uçuşlarını durdurduğu için uçuş rotalarını değiştirmek zorunda. Artık kısıtlı bir rotayı kullanabiliyorlar. Katar uçakları ancak İran ve Türkiye üzerinden uçabiliyor. Ayrıca ülkenin tek kara bağlantısı olan Suudi Arabistan sınırı da kapandı. Gıda kamyonları mahsur kaldı. Katar ise uzlaşma çağrısı yaptı. Bak, İslam ülkeleri Irak'a saldırınca böyle bir ittifak yapmadılar. Evet. Afganistan'a saldırıldı, böyle bir ittifak yapmadılar. Libya'ya saldırıldı, yapmadılar. Mısır mahvoldu, yine ittifak yapmadılar. Ortada hiçbir şey yokken, bu adamlar gasp belasıyla karşılaşmış. Prenslerini, yakınlarını, adamları gasp edip kaçırmışlar, para istemişler. Bunlara da parayı vermiş. Vay, sen gaspçılara nasıl parayı verirsin? Bütün İslam alemini ayaklandırdılar. İngiliz derin devletinin talimatıyla. Yani felaketin boyutunu anlayın. Ne kadar aciz, ne kadar ezilmiş konumda olduklarını görün. İslam birliğinin olmamasının, İttihat-ı İslam'ın olmamasının, Mehdi'nin zahir olmamasının nasıl bir felaket getirdiğini bütün dünya görüyor şu an. Evet, dinliyorum. Merhaba, ben teknik lisede elektrik okuyorum. Sizce ülkemizde elektrik nasıl güvenilir bir hale getirilebilir? Elektriğin şakası olmaz. Ben ilk anladığım tarzım. Gerçi onu sormuyor da ben o anlamı söylüyorum. Elektrik her yerde tehlike. Her yerde tehdittir. Çıplak kabloya dikkat edeceksin. Elektrik denen bir yere dikkat edeceksin. Su dökülür mesela bir anda. Yerde priz vardır. Her yer elektrik denebilir. Elektrik çarpması sonucu ölen çok fazla insan oluyor. Delikanlıyı mahcup etmeyelim. Bir daha sorusunu alalım. Merhaba, ben teknik lisede elektrik okuyorum. Sizce ülkemizde elektrik nasıl güvenilir bir hale getirilebilir? Herhalde şöyle demek istiyor. Elektrikle ilgili okuyan öğrencilerin hayat garantisi nasıl olabilir? Onlar iş bulabilirler mi? Elektrikle ilgilenmek güvenli bir hayat şekli olur mu? Olur tabii, çünkü elektrik en çok kullanılan nimet. Sen gittiğin okulda iyiyiz zaten. Evet. Senin pek bir sorunun olmaz. Gönlün rahat olsun. Evet, dinliyorum. Ya şu, sen benim iftar resimlerimi bir göstersene bana. İyice bir bakayım, yakışıklı çıkmış mıyım? Vay 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 vay, kimler yok ki, kimler yok ki. Herkes var. Ama sofrada sofraymış yani, maşallah, çok güzel yiyecekler. Teşekkür ediyoruz. Hazırlayan hanımlarına eline sağlık. Sonra hamur işleri geldi, pilavlar geldi falan, böyle acayipti yani.
tarif edilecek gibi değil. Başka? Gösteririz. Vay 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 vay. Bizzat elleriyle hazırlamışlar her şeyleri. Bu birinci faslıydı. Sonra ikinci fasıl, sonra üçüncü fasıl yiyecekler geldi. Vay 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 vay. Şahane. Evin manzarasını bir daha göreyim. Sofranın manzarası güzel. Şahaneymiş hakikaten. Bayağı güzel. Süslü değil mi? Evet. Müslüman kaliteli olacak, temiz olacak. Özenli olacak. Bütün gücüyle bunun için gayret edecek. Evet, dinliyorum. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, Amerika'ya yönelik PKK uyarısını şöyle yapmış Adnan Bey. Sırf bölgedeki politikalarına hizmet ettikleri için terör örgütlerine karşı bir duruş sergilemek yerine onları milis güç gibi tanımlamalarla aklayanlar hayati bir hata yaptıklarını çok yakında anlayacaklardır. Bir daha. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, Amerika'ya yönelik PKK uyarısını şöyle yapmış. Sırf bölgedeki politikalarına hizmet ettikleri için terör örgütlerine karşı bir duruş sergilemek yerine onları milis güç gibi tanımlamalarla aklayanlar hayati bir hata yaptıklarını çok yakında anlayacaklardır. Tayyip Hocam diyorsa doğrudur. Helal.
Evet, dinliyorum. Sorular gelsin. Kanuş Kovan, Türkiye'deki adalet ve özgürlük hakkında ne düşünüyorsunuz? Adalet olağanüstü hale göre iyi. Olağanüstü hale göre de özgürlük iyi. Ben kendim bir ölçü olarak görüyorum aslında. Bak, Ramazan'da gelenekçi Ortodoks inanca göre böyle bir şey asla olmaz. Ama benim inancıma göre, Kur'an'a göre olur. Eğleniyorum. Bak, dekolte hanımlar da var. Eğleniyorum. Kur'an'a göre bu mümkün. Ve yani haramlığı diye bir konu yok. Çünkü haram diye bana ayet getirsin diyorum, getiremiyor. O zaman helal. Bu nedir? Özgürlüktür. Ha, diyeceksin ki ya kardeşim, işte RTÜK falan devreye giriyor. Nasıl özgürlük oluyor lan? RTÜK'ün başında Tayyip Hocam yok. Kim var? Numan Kurtulmuş var. Adam zaten bütün görevlerinden alındı. Bir tek işte bu hükümetteki görevi kaldı. Yani beklerseniz güzellik, hoşluk zamandan oluşur. Yani her şey ani olmaz. Bazen de ani olur. Ama tabii daha özgür olalım diyorsun. O doğru yani, ama işte o toplumun üstündeki baskı asıl özgürlüğü alan. Yani sokakta toplumun topluma yaptığı baskı var. Yani genç kızlara baskı hükümeti yapmıyor. Genç kızlar başını yerden kaldıramıyor. Kim yapıyor? Halkın içindeki o insanlar yapıyor. Hepsi mi değil, kısmen de olsa, ama bu genç kızları yıldırmaya yetiyor. Dünyanın en güzel varlığı olan kadınlar Türkiye'de özgür olamıyorlar. Toplum baskısından dolayı. Birçok yerde. Her yerde diyemem ama birçok yerde özgür değiller. Evet, dinliyorum. Merhaba, ben Mehmet, lise öğrencisiyim. Okul veli bilgilendirme sistemi neden kapatıldı? Herhalde öğrencileri kurtarmak içindir. Yani onlara bir güzellik yapmışlar. Ya biz zaman okulda mesela bazen derslerde, değil mi, zayıf aldığımız da oluyordu. Ailemizi duymasını istemezdik o zamanlar yani. Sonra işte 4 alıyorduk mesela. 4 kurtarmıyordu. Ama 5 alırsan 4'te 4.5'tan kurtarıyordun o zamanlar. Yani 4.5 mecburen 5 yapılıyordu. 6 alırsan zaten ferah ferah kurtarıyorsun. Onun için 5'ten şaşma, 6'yı aşma diye bir felsefemiz vardı o zamanlar. Çok okuyan öğrencilere şey derlerdi, isim vermeyeyim de, yani böyle, yani çok başarılı, derslerinde çok titiz, gece gündüz okuyan öğrencilere hoş bir varlığın ismini, yani insanlara faydalı olan bir varlığın ismini söylerdiler. Onun için insanlar çok da çalışkan olmak istemez bizim zamanımızda. 5'ten şaşma, 6'yı aşma felsefesi çok çok yaygındı. Yani hakikaten pratik öğrenmek çok önemli. Yani öyle sabahlara kadar efendim perişan olarak dikkatini, beynini darmadağın ederek çalışman bence gereksiz. Pratik öğrenmek daha güzel. Yani zevkle öğrenmek daha güzel. Bu iftar sofrasının başka resimleri yok mu? Var, evet. Bir göreyim bakayım. Çok beğendim çünkü güzel hazırlamışlar. Çok güzel. Maşallah. Evet. Şöyle bir genel de göreyim. Maşallah. Evet. Masayı biraz ilerle bakayım, orada içecekler falan da çok hoş görünüyor. Yani mumlar, şunlar, bunlar falan. Evet. Sofra halini göreyim bir de, toplu yemek yenirken. Bir saniye. Bir saniye, bir şey olmaz. Yaklaştır sofrayı. Osmanlı şerbetleri. Görüyor musunuz?
Ki bu birinci fasılda üç dalga halinde geldi yemekler. Arkasından hindili pilav. Yi babam yi. Evet. Dinliyorum. Çizgi film izleyen bir bebek vardı. Oturuş şekline bir daha bakayım. Kafanın şekerliğine bak ya. Bu ense falan kulak falan acayip ısırılır yani. Evet dinliyorum. İsmim Hande. Bazı kesimlerde kendimizi rahat hissederken bazı kesimlerde kendimizi rahat hissedemiyoruz. Ve bunun önüne nasıl geçebiliriz Türkiye'de? Ya bu çok acı bu genç galiba. Dünyalar güzeli hepsi. O kadar acıyorum ki çocuklara ya. Yani ara sokaklara da gidiyoruz bazen. Ara sokaklara, canacana. Hiçbir yerde genç kızlar başını yerden kaldıramıyor. Göğsünü dikemiyor. Ya göğsünü dik. Etrafına bak. Neşe içinde ol. Bakamıyor çocuklar. Yani kendini güvende hisseden milyonda birdir. Çok nadir. Benim gördüğüm yerlerde. Tabii başka yerleri bilmiyorum. Ama yani genel bir sorun olduğunu herkes biliyor. Ben işi konuyu yumuşatmaya çalışıyorum biraz. Yani daha felaketin çapını derli toplu göstermeye çalışıyorum. Ve genç kızlar bundan mağdur. Bu çok korkunç bir şey. Bunun mutlaka halledilmesi gerekiyor. Böyle şey olur mu ya? Genç kız dediğin dolu dolu sevgiyi yaşayacak, tutkuyu yaşayacak, aşkı yaşayacak, beğenecek, beğenilecek, şık giyecek, şık yiyecek, şık gezecek. Dünyanın güzelliği onlar. Evet dinliyorum. Merhaba, iyi günler. İsmim Rehman Tener. İnşaat firmasında çalışıyorum. Benim sorum şu olacak. Son yıllarda görüyoruz ki büyük şehirlerimizde binalar gittikçe yukarı çıkmakta. Fakat yollarda aynı şekilde yan arasına gitmemekte. Nüfus artmakta, araçlar çoğalmakta fakat yollar hep aynı. Buna çözüm ne öneriliyor? Çok teşekkür ederim. Yeni yol açmak aslında mümkün. Çünkü çok fazla illegal bina var. Çok fazla. Yani hepsinin yıkılması gerekiyor ve her yerin ferahlatılması gerekiyor. Ama bu ilk planda hükümetin yapabileceği bir şey değil. Çünkü çok reaksiyon olur. Altyapısı çok iyi hazırlanması gerekiyor. O zaman ne yapılabilir? Yeraltı. Yer altında kat inerek çok fazla yol yapılması gerekiyor. Bunun dışında olmaz. Yani o binaya izin verirken yer altındaki yolu önce bitirip sonra binaya izin verilmesi lazım. Yok, bütün binaları şehrin merkezine yığmaya da gerek yok. Evet dinliyorum. İnternet sitemiz filminde olduğu gibi bu kara deliklerin içinden geçtiğimiz zaman başka bir evrene çıkmamız mümkün. Başka evrene çıkarız da buhar halinde çıkarız ya. Yani. Buhar da değil, iyonlarımız ayrılırız. Yani elektronlarımız ayrılırız ben. Yani atomik parçalara ayrılmış oluruz. Ölünce başka boyuta geçeceğiz. Yani birden uyandığımızı açıkça göreceğiz. Yani alenen ve zaten bak bir de geçen çok kere söyledim. Alenen şu an rüyadayız. Görülüyor rüyada olduğumuz. Berrak bir netlik şeklindedir ölüm. Birden berrak bir netlik şeklindedir. Can almaya gelen melek de çok güzel ve yakışıklı güzeldir yani müminlere gelen. Bir de yakınlarıyla sevdiklerine beraber gelir. Yani tedirgin olmaması için kişi. Zaten tedirgin olacak gücü de olmaz müminin. Tedirginlik alınıyor kalbinden, korkuyu bilmez ölüm anında. Ama o ana kadar imtihan olur tabii. Ama genellikle ölümden biraz önce ölüm oluyor, onu da söyleyeyim. Yani tam böyle kalbi durduğunda, işte beyni durduğunda falan diyorlar ya, öyle
çoğu kere öyle olmuyor olabilir. Yani birçok kişi görür, der ki ya gözünün nuru gitmiş, feri gitmiş falan, anlamsızlaşır bakışları. Ölmüş oluyor ama yakınları o hareketsiz hale gelince öldüğünü zannediyorlar. Bir daha önce ölmüş oluyor. Ayette var ya Kur'an'da, sizi eski çocukluğunuza çeviririz diyor Allah yaşlandığınızda. O eski çocukluğuna çevrildi zaten ölmüş oluyor. Yani böyle bir, zaten insan yani çocukluğuna dönüyorsa şuur kapandı demektir. Şuurun kapanması demek ölüm demektir. Yani şuura biz ruh diyoruz. Ruh şuurludur. Şuur kapandığında ölüm olmuş olur. Yani halk tabiriyle kötü bir ismi var ama ben onu söylemek istemiyorum. Bunama tabir ediliyor. Bunadığında bir insan mesela garip garip konuşuyor diyor, işte dağların üstünden şu an gidiyorum diyor. Bana dağların üstüne yemek yediriyorlar diyor falan. Ölmüş işte, belli yani. O şuur kapanmış, gitmiş. Bedenen ölmeden önce ölmüş oluyor. Evet, dinliyorum. Astral seyahat nasıl yapılır? Nasıl olur onu merak ediyorum ben. Astral seyahat yapan insan çok güçlü bir ruha sahip olması lazım. Aklını atar yoksa. Yani öyle bir şey kaldıramaz bir insan. Yani uçakla gezme gibi olmaz. Şiddetli korkar. Onu bedeni normalde kaldıramaz öyle bir şey. Yani başka bir mekana geçmek, başka boyuta geçmek. Onun için işte Said Nursi gibi olacaksın. Maşallah. O yaman, o rahat. Yeni tabiri rahat tolere etmiş yani. Evet, dinliyorum. Dövme yaptırmayı sağlık açısından nasıl buluyorsunuz? Eğer steril şartlara dikkat ediyorsa, yani dövmenin boyası yeni alınması lazım. Ona mahsus olması lazım. İğnesi de ona mahsus olması lazım. Çalışma yapan insanın da elinde eldiven olması gerekiyor. Yeni takmış eldiven. Dövme yapılacak yerinde steril hale getirilmesi lazım. Yani antisept edilmesi gerekiyor. Çok özen gösterilmesi lazım. Yoksa Allah silgesin, başkasına kullandığı iğne mesela sarılık olur adam, ona geçer. Daha da vahim hastalıklar geçebilir, Allah silgesin. Çok çok dikkat etmek lazım. Evet, dinliyorum. Bosna'nın Bucim şehri yakınlarında bir cami var Adnan Bey. Resimleri görebiliriz. Bu caminin çok tatlı ve bir o kadar çalışkan küçük bir cemaati var. Her sene Ramazan ayında caminin bahçesinde iftar veriyorlar. Bu iftar için günler öncesinde cemaat içinde yemekten, temizlikten vesaire sorumlu ekipler oluşturuluyor. Yemek hazırlıklarına tüm cemaat üyeleri katılıyor. Cami bahçesine Bosna el halılarını anımsatan halılar seriliyor. Ekip şahane. Yine cemaat üyeleri tarafından halılar üzerinde yer sofraları diziliyor. Çocuklara da sofrada ayrı bir yer hazırlanıyor. Bucim yakınlarında bir bölgenin küçük bir camisi aslında burası. Ama böyle güzel, nezih bir cemaati var maşallah. Cami küçük ama gönül büyük olmuş. Maşallah. Evet. Ne varsa sanki böyle küsüp kaçacak.
Evet, dinliyorum. Akvaryumdaki balıkla oynayan bir kedi var. Arkadaş olmuş onunla. Bak patisine sulardan. Hayır, bir adam da iş güç olmayınca ne yapsın? Evet, dinliyorum. Ben buradan. Evcil hayvan yetiştirme ve eğitim konularında nasıl bir yol izlemeliyiz? Evcil hayvan Allah'ın emaneti, çok önemli. Bayağı titizler olmak lazım. Mesela üzmek, sinirlendirmek, kızmak mesela hayvana çok tehlikeli bir şey, çok büyük bir hata. Çok akılsızca bir davranış olur. Mesela evde hayvan bir şey kırıyor. Ya aklı yok, şuuru yok, sen nasıl kızarsın ona? Eve almışsın, sen onu göze alarak onu eve alıyorsun. Ya o bir şey kırıp yıkacak, sen de onu kabul edeceksin. Yoksa eve almayacaksın onu. Olur mu öyle şey? Veyahut mesela bir yiyecek yiyor hayvan, bilmiyor mu? Ona, hayvana yani burnundan getirecek şekilde davranmak çok çirkin olur. Yani zulüm, özellikle hayvana zulüm çok büyük bir zalimlik olur. Çünkü onun ağzı var, dili yok. Kendini savunmayı bilmiyor. Bazen mesela köpeğini döven oluyor, atını döven oluyor. Bunlar çok vahşi ve ahlaksızca eylemler. Yani zulüm bu, başka bir açıklaması yok. Yani ahlaka uyan bir şey değildir. Yemeğine, suyuna, yatmasına, temizliğine, her şeyine dikkat etmek lazım. Allah'ın emaneti yani o. Ona gösterecek titizlik çok büyük sevap. Mesela kediye gösterecek titizlik çok büyük sevap olur. Ona gösterecek merhamet onu belki cehennemden kurtaracak. Evet. Adım Tolgahan. İnsanlarda aradığınız özellik nedir? En çok tabii samimiyet. Allah çünkü ölçerek onu söylemiş sadece.
ancak samimi olan kullarını kurtulur diyor. Samimi olan insan çok derin bir insandır. Her şey mükemmeldir. Yani imanı, ahlakı, kişiliği. Çünkü Allah'ın kontrolünde demektir. Ya şeytanın etkisine girmeyen insan demektir o. Gerçi şeytanın gücünü de Allah yaratır ama samimiyet ayrı bir şey. Evet. Adım Can. Bazı üniversiteler neden ücretli, bazıları neden ücretsiz? Can işte ücretli olanlara parası olanlar giriyor. Parası olmayan da ücretsiz giriyor. Yani bence adil. Çünkü zorla bir şey yok. İsteyen ona giriyor. İsteyen. Yani ücretsiz üniversitelerde de kalite düşüklüğü yok. Bilakis çok yüksek eğitim kalitesi. Evet. Emekliler sizin tavsiyeniz ne gibi bir tavsiyeniz vardır? Emekliler yeniden bir boşluğa düşebiliyorlar. Emekliyi çok faydalı insan haline getirmek lazım. Hem kendine hem çevresine. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Çoğu gidip kahvehanede oturuyor. Evde durmasını istemiyor birçok aile. Mesela yaşlı baba emek vermiş, ömrü boyunca çalışmış. Evde oturma diyor mesela evin hanımı. O da gidip akşama kadar kahvehanede oturuyor. Ya parkta oturuyor. Onlara çok güzel amaçlar, çok güzel yollar gösterilebilir. Arkadaş grupları oluşturulup kendi aralarında. Mesela bir parkın bakımı onlara verilebilir. Bir bahçenin bakımı onlara verilebilir. Zevk de yaparlar. Çok da güzel olur. Yani mesela bir kütüphanede görev verilebilir. Ama tabii yorucu olmaması lazım. Yani dikkatlerini ve bedenlerini yormayacak işler olması lazım. Zevkle yapacakları şeyler olması lazım. Ama en güzel bahçe bakımı olur herhalde. Benim kanaatim. Evet. Merhaba, ben Yusuf İslam. Gençlerin sigara içmeye çok tanımlı son göre düşmüş. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yusuf İslam. Yusuf, ne güzel ismin var. Aferin sana. Evet, küçük, hatta 8-9 yaşında çocuklar bile bazen görüyorum sigara içiyorlar. Birini bitiriyor, birini yakıyor. Bir de adam gibi ya, büyümüş adam gibiler. Sesleri falan da öyle. Ciltleri, bedenleriyle bayağı büyük bir insan gibi oluyorlar. Genç kızlara falan da çok şaşıyorum. Mağaza önlerinde diz çöküp yan yana. Sanki çok acil bir şeymiş gibi. İş yerinden izin alıp dışarıya çıkıp sigara içmeler. Çok boş bir kültür. Sigaranın bir lezzeti yok. Kokusu berbat. İnsana keyif verecek bir yönü yok. Yani beyne açıcı bir etki yapmaz. Sigara içince insan bitkinleşir, halsizleşir, tansiyonu çıkar ve rahatsızlık verir. Kokusuyla falan her yönüyle insanları rahatsız eden bir madde. Sadece özenmeden kaynaklanıyor. Hani büyükler sigara içer. İşte böyle biraz bilmiş kişiler sigara içer gibi bazı kişilerde imaj oluyor. Yani şahsiyetini kazanmış, özel kişilikli insanların sigara içeceği inancı yayılıyor. Bazı kişiler ondan kişilik bulmuş oluyor. Bazıları da oradan buradan görüp, özenti filmlerden falan görüp özeniyorlardı. Gerçi filmlerde şu an durduruldu ama yine de özenme, kendi aralarında özendirme devam ediyor. Bunu hükümetle, halkla sürekli dile getirerek bayağı gerilettiler. Biraz daha bastırırsak tamamen gider. Mesela sigara kullanımı nedeniyle her yıl dünyada 5 milyon kişi ölüyor. 5 milyon. Türkiye'de 120 bin kişi yaşamını yitiriyor sigaraya dayalı hastalıklardan. Günde 300 kişi sigaradan ölüyor anlamına geliyor Türkiye'de. Her gün, günde 300 kişi sigaradan ölüyor. Ya zor, bir kere sigaranın imal edilmemesi gerekiyor. Ya sigara imalatının yasaklanması lazım. Mesela eroin yasaklandı. Estradiol, kokain yasaklanıyor. Sigara da yasaklansın, konu bitsin. Evet. Ben fizyoterapist Dilan Güven. İnsanların fizyoterapist mesleğiyle ilgili, fizyoterapistleri neler yapsayla ilgili açıkçası çok bilgisi olmadığını düşünüyorum. Ve bununla ilgili acaba neler yapılabilir gündemde, belki insanları bilinçlendirmek adına ne gibi yararlı kaynaklar bulunabilir? Bunları öğrenmek istiyorum. Teşekkürler.
İşte kas iskelet sistemi bozuklukları, ortopedik hastalıklar, romatizmal hastalıklar, bedensel engellilere doktorların verdiği tedaviyi uygulayan doktorlar, tıp fakültesinde okumuyorlar, fizyoterapist olarak yetişiyorlar. Ama tabii bence onlar direkt doktor. Yani çok hayati görev yapıyorlar. Belki hanımefendinin şikayet ettiği, ya doktorlar kadar niye itibarlı değil anlamına geliyor gibi geldi bana. En az doktorlar kadar itibarlı ve önemliler. Çünkü hayati hastalıklara tedavi olması için o insanlara ihtiyaç var. Evet. Dinliyorum. Bardaktaki balığı dikkatlice izleyen bir kedi vardı. Ah hayırlısıyla bir çıksın da bir onunla oynasın şöyle. Evet, dinliyorum. Merhaba, ben Sude. Bence en büyük aklımızı kurcalaması gereken soru eğitim sistemi. Eğitim sistemimiz çok kötü ilerliyor çünkü bize teknik bilgiler öğretiliyor ama pratiğe nasıl dökeceğimiz öğretilmiyor. Sonra niteliksiz bireyler ortaya çıkıyor. Bence en büyük sorun. Bir daha. Merhaba, ben Sude. Bence en büyük aklımızı kurcalaması gereken soru eğitim sistemi. Eğitim sistemimiz çok kötü ilerliyor çünkü bize teknik bilgiler öğretiliyor ama pratiğe nasıl dökeceğimiz öğretilmiyor. Sonra niteliksiz bireyler ortaya çıkıyor. Bence en büyük soru bu. Evet. Benim canım çok samimi anlatıyor, doğru söylüyor ve gençler en çok ondan yakınıyorlar. Ama yani şu anki devletin imkanları, hükümetin elindeki maddi imkanlar ancak bunu sağlıyor benim gördüğüm. Çünkü Abdülhamit devrinden beri bu tarz bir eğitim var. Darwinist, materyalist bir eğitim var. İşte okulda sıralar insanlar oturtulur. Bu şekilde olur. Bir gelenek atıldı mı arkasından o geleneği bozacak birisi pek gelmiyor. Yani ilk gelenek önemli oluyor. Ondan sonra o öyle muntazam devam ediyor. O geleneği yıkacak insanlar olması lazım. Evet. Avrupa'daki emeklilerle Türkiye'deki emeklilerin arasında fark var mı? Tabii onlarda daha hayat şartları daha kaliteli, daha yüksek. Türkiye ile bir olmadığı görülüyor. Yani bir kere hayat farkı var. Çok ciddi bir hayat farkı var. Evet. Merhaba. Bu metrobüsler hakkında soru sormak istiyordum ben. Sadece bayanlar için acaba bir metrobüs yapabilir mi? Olur mu? Hükümete demediklerini bırakmazlar öyle bir şeyde. İşte haremlik, selamlık falan diyecek. Halbuki hakikaten kadınlar çok rahat eder. Olabilir. Yani gayet de makul. Bir de mantıksız bir yönü de yok. Yani bir sıkışma da olmaz böyle bir şeyde. Çünkü oraya gelen kişilerin büyük bölümü kadın oluyor. Mesela yarısı yahut üçte ikisi, üçte biri. Onlar binmiş olacaklar. Yükü de bu çok azaltır. Ve rahat gitmelerini sağlar bu. Rahatça otururlar, rahatça konuşurlar, rahatça yaşarlar. Evet. Evet, dinliyorum. Merhaba ben Efe. Kadına şiddet niye bu kadar arttı? Evet. Bir daha. Merhaba ben Efe. Kadına şiddet niye bu kadar arttı? Genellikle eğitim düzeyi düşük olan ülkelerde, işte Hindistan'da, Pakistan'da, Orta Doğu ülkelerinde kadına şiddet daha yüksek. Türkiye'de de çok yüksek kadına şiddet. Yani kadını öldürmeyi, kadın yaralamayı bir erkeklik, bir üstünlük olarak görüyor adamlar. Eğitimin bozukluğundan kaynaklanıyor. Ay severim ben onu.
Fikret sen ne yapıyorsun? Dinliyorsun beni değil mi? Evet. Tamam. Kadına eziyet etmek, mesela kadını vurmak, öldürmek falan, adam erkeklik yaptı diyor. Ama gelenekçi eğitime bakıyoruz. Ya diyor, annenin diyor, diz kapağının üstüne bakarsan diyor, tahrik olursun diyor. 3 yaşında çocuğun bacağına amcası bakmaması lazım diyor. Yani kadına karşı bir kere bakış açısı çok korkunç bazı kişilerde. Dehşet verici. Bir kısmı da mesela diyor ki, biz diyor kadını diyor dövmeye alıştığımız için diyor dövmek isteriz diyor. Adamlar gülüyor. Ömer de döverdi diyor, alkışlıyorlar. Halbuki Hazreti Ömer'in kadınları dövdüğüne dair hiçbir beyan yok. Peygamberimizin kadınları dövdüğüne dair hiçbir beyan yok. Tamamen hurafe. Bunu teşvik eden bir zemin var. Yani gelenekçi ortodoks bir zemin var. Yani kadınların dediğinin tersini yapın. İşte kadınlar yarımdır, yarım varlıktır. Hatta Suudi Arabistan'da kadın insan değil mi tartışması yapılıyor. Bunlar dehşet verici. Çünkü kadın üstün ve güzel bir varlık. Yani dünyanın süsü. Çok büyük bir nimet, en büyük nimettir dünyadaki. Ama adam bunun tam tersine çevirmiş şeytanın etkisiyle. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bakın bu anlattığımız konuların hepsinin düzelmesi için tek çözüm mehdiyettir. Ama hükümet tabii çok başarılı ama tam net başarının oluşacağı yer mehdiyettir. Her anlattığım konu için geçerli bu. Benim söylediklerim bunlar hep ara tedbirler. Bayağı tatlılar. Mesela diyor ki Allah diyor dayak cezasını bahşederek kadını onurlandırmıştır diyor. Dayak cezası bir nimettir diyor. Ya kadının dövülmesi kadın için bir nimetmiş. Onlar da alkışlıyor toplantıda. Mesela diyor Allah diyor erkeğe kadını dövebilirsin diyor. Deşarj olmak için vurdurtuyor Allah-u Teala diyor. Halbuki öyle bir şey yok. Allah'ın öyle bir şey dediği yok. O zaman işte adam mesela diyor ki eğer zina derlerse taşlayarak öldürün. Adam bakıyor mesela kızının zina ettiği kanaatinde. Belinden silahı çekiyor, çocuğun kafasına ne kadar kurşun varsa yağdırıyor. Allah'ın emri diyor, taşlayarak öldürülmesi gerekmiyor mu diyor. İşte ben kurşunlayarak öldürüyorum diyor. Bu kadar diyor. Taş yerine kurşunla diyor, öldürüyorum diyor. Sen öyle bir mantığı savunursan adam işte onu yapıyor. O sistemin, gelenekçi ortodoks sistemin Türkiye'nin üstünden kaldırılması gerekiyor. Türkiye'nin üstünden kalkıp giderse bu sistem, bütün İslam alemi kurtulacak. Bak, Katar'ın da başına bela şu an gelenekçi ortodoks sistem. Bela olmuş durumda. Yani bir yönüyle tabii bela olmuş durumda. Evet. Merhaba, ben Furkan. İlerideki bilgisayar mühendisliği seçeceğim için insanlarla bilgisayar hakkında nasıl bilinçlendirebiliriz? Onlar için neler yapabilirim? Bu koç yiğit bilgisayar mühendisi olacak inşallah. Faydalı olacak. Bilgisayarı sevdirelim diyor, tanıtalım diyor. Ama zaten insanlar istemese de bilgisayara mecburlar. İstemese de bilgisayar yayılacaktır. Yani sanayide, eğitimde, her yerde temel gereksinim gönlü rahat olsun. Mesela son 13 yılda Türkiye'de 5406 kadın cinayeti işlenmiş. Bak 5406 stadyum dolusu bir kadın. Hepsi öldürülmüş, şehit edilmiş. Türkiye'de yaşayan her iki kadından biri fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor. İki kadından bir tanesi. Yani Türkiye'nin nüfusunu düşünün. Yarısı kadın. Onların yarısı ya şiddete ya cinsel tacize maruz kalıyor. Ülke genelinde yaşamın herhangi bir döneminde eşi veya eski eşi tarafından
fiziksel şiddete maruz bırakılan kadınların oranı %93, %39. %39. Ama kötü söz tabii çok çok yüksektir. Bu %39. Evet, dinliyorum. Son dönemlerde çocuk istismarından bu kadar arttı. Kadınlara karşı muazzam bir baskı politikası var. Adam ne diyor? Kadın yanında erkek çocuğu, delikanlı 19 misli daha tahrik edicidir diyor. Sen böyle bir eğitim politikası uygularsan, kadınlara da böyle baskı yaparsan, adamın cinsellik anlayışı, kafasındaki ahlak anlayışını materyalist, darwinist eğitimden allak bullak edersen, Allah korkusunu kalbinden silecek bir politika izlersen, bilerek veya bilmeyerek, onda merhamet, şefkat, acıma duygusu, saygı, hürmet, helal ve harama dikkat etme kalmıyor. O zaman hayvanla da ilişkiye giriyor, homoseksüel ilişkiye de giriyor, çocuklarla da ilişkiye girebiliyor, onlara da tecavüz edebiliyor. Her şey yapabilir. Yani bu sistem, bu eğitim anlayışı, bu kaba mantık, bu çirkin mantıklar bu yapıyı geliştirir ve körükler. Yani bazen belki durdurucu etkisi olabilir ama bazen de körükleyip berbat hale getiriyor. Ama materyalist eğitim her ülkede körükler. Evet, dinliyorum. Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklama var Adnan Bey. Katar'la Arap ülkeleri arasındaki yaşanan krizi çözmek için devredeyiz. Nasıl yapacaklarmış? Ya yalan habere bile inanıyorlar. Yani hacklenmiş, internette hackleme çok rahat yapılan bir şey. Hacklemeyi suç haline getirip İslam ülkeleri bir anda Katar'ın üstüne yığılıyor. Ama başka konularda ittifak olmuyor. Bu çok acı bir şey. Evet, dinliyorum. Ülkemizdeki tekstil üretimi nasıl oluyorsunuz? Ülkemizde tekstil iyi. Yani tekstilde iyiyiz, evet. Türkiye'de. Yani dış satışlarımız da iyi. Türkiye'ye tekstil ürünleri almak için gelen çok fazla ülke oluyor. Yani ülkeden pazarlamacılar geliyorlar. Evet. İsmim Ali Bak. İstanbul'da yaşayanların azaldığını görüyorum. Bunun iyi mi kötü mü olduğunu sormak istiyorum size. Yani köye göç var falan anlamında, evet. Diyorum. Yani iyi bir şeyden kaynaklanmıyor tabii. Hayat pahalılığından kaynaklanıyor. Ha, sonuç olarak tabii ki iyi. Yani şehrin tenhalaşması iyi. Yani ulaşım yönünden, hayatın diğer kolaylıkları yönünden iyi. Ama sosyal yönden, yani olayın köküne baktığımızda ekonomik krizden şiddetle etkilenen insanların oluşması, bunun çoğalması, köylere dönmeleri tabii ki belki onlar için, bazıları için mutluluk vesilesi ama ekonomik kriz hiçbir zaman için iyi olmaz. Güzel karşılayacağım bir şey değil. Hayır var mıdır? Vardır tabii ki. Evet. Yemek yiyen bir tavşan var. Ama herkesin seveceğini bilmeleri çok komik. Ya yani komedi filmi gibi, inanılır gibi değil. Ya böyle bir komiklik çizimle falan olabilir. Karton film gibi. Evet, dinliyorum. Merhaba, ben Mehtap. İşletme bölümü öğrencisiyim. Mezun olduktan sonra acaba iş bulabilir miyim diye düşünüyorum. Mehtap, biraz zor tabii ama imkansız da değil. Türkiye'de tarımı, ziraat alanlarını çok genişletmek lazım. Çünkü tarım genişletilince
ona bağlı yan alanlar çok genişliyor. Mesela, pardon dedim, şeker pancarı yetiştiriyor, şeker fabrikaları kuruluyor, onunla ilgili yan ürünler kuruluyor veyahut mesela patates üretimi oluyor, onunla ilgili cips yapıyor, şu ürün yapıyor, bunu yapıyor, birçok yerde kullanabiliyorlar yahut hayvan yeminde kullanılıyor. Dolayısıyla çok olumlu etki yapar tabii. Evet, izleme katlamalı artmış ama çok süratle de gelişiyor. Fakat bu çocukları gönderelim, ikisini gönderelim, sonra biz yine biraz daha devam edelim. Ama o arada bir film göstertelim, bir şeyler yapalım. Var mı öyle bir şeyimiz? Var mı, evet. Videolarımıza devam edebiliriz programımıza.